Selam arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte tavada kuyruk yağında kuzu ciğeri pişireceğiz. Gerekli olan malzemeler 100 gram civarında kuyruk yağı, yarım kilo civarında kuzu ciğeri, bir çay kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı kadar karabiber, pul biber ve kimyon. Yemeğimizi yapmaya öncelikle kuyruk yağını doğrayarak başlayacağız. Kuyruk yağını çok ufak şekilde doğrayalım. Birazdan bu yağları tavada pişirmeye alacağız. Böylece kuyruk yağını normal yağ şekline dönüştüreceğiz. Bir şekilde sıvı yağ yerine kuyruk yağını kullanmış olacağız. Çok ufak şekilde doğramış olduğumuz kuyruk yağını tavamıza alabiliriz. Bu arada ben tavanın altını açıyorum. Tavamızın altını yüksek ateşte açtım. Şu anda kuyruk yağım burada pişmeye başladı. Kuyruk yağımız pişerken biz bu arada ciğerimizi doğramaya başlayabiliriz. Ciğerimizi mümkün mertebe ince uzun şekillerde doğramak istiyorum. Öncelikle ciğerimizin üzerindeki buzağımızı soyalım. Bütün her tarafını iyice bir temizleyelim. Gördüğünüz gibi ciğerimizi de çok kolay bir şekilde temizlemiş olduk. Şu anda ciğerimizi doğramaya başlayabiliriz. İlk önce şöyle yaprak halinde doğramak istiyorum. Ciğerimizde bulunan bu damarları, yağları ciğerimizden çıkaralım. Saf bir ciğer haline alsın. Ciğerimizi yaprak halinde doğradık. Şu anda yaprak halinde doğramış olduğumuz ciğerimizi şöyle gördüğünüz gibi uzun şekillerde keselim. Neticede ince uzun parçacıklardan oluşacak ciğerimiz. Böylece daha kolay pişiyor, daha hızlı pişiyor, daha lezzetli oluyor. Bütün ciğerimizi önce yaprak şekilde, ondan sonra da ince uzun şekillerde doğramış olacağız. Ciğerlerimizin hepsini ince uzun şekillerde doğradık. Bu arada yağımız da hazır hale geldi. Kuyruk yağımızdan geriye kalanları burada bir kepçe yardımıyla toplayalım. Bu kuyruk yağını istiyorsanız yemek içerisinde kullanabilirsiniz. Fakat ben sadece ciğer pişirmek istediğim için kuyruk yağından geriye kalanları çıkarıyorum. Bunu sokak hayvanlarına vereceğim. Şu anda yağımız hazır. Doğramış olduğumuz ciğerlerimizi yağımızın üzerine dökebiliriz. Şu anda ciğerlerimiz kendi yağlarında pişmekteler. Ciğerimiz pişerken şöyle arada bir karıştırmayı da unutmayalım. Gördüğünüz gibi ciğerlerimiz sularını da saldılar. Baharatlarını birazdan atacağım. Kendi sularını çekince ciğerimiz pişmeye yakınken baharatlarını atabiliriz. Ciğerlerimiz pişmek üzere, yaklaşık 4-5 dakikada pişirmekteydim. Şu anda baharatlarını ekleyeceğim. Çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Aynı zamanda yarım çay kaşığı kadar karabiber, toz biber ve kimyon ekleyeceğim. Biraz da baharatlarım da pişsin. Evet, ciğerimiz pişti. Şu anda altını kapatabiliriz. Şimdi ciğerimizi servis tabağına alabiliriz. Ciğerimizi şu anda servis tabağına aldık. Gerçekten çok lezzetli oldu. Tabi ciğer oldu mu yanında muhakkak bir soğan salatası olması lazım. Soğan salatası ile beraber gerçekten çok lezzetli oluyor. Aynı zamanda biraz da domatesle beraber servis yaptım. Çok lezzetli, çok faydalı bir yemek. Muhakkak yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdiden hepinize afiyet olsun.